Tepe noktasının koordinatları arkadaşlar R'ye K'ydı. R eksi B bölü 2A'ydı. Bu yüzden eksi eksi 8 bölü 2, 4 olacak. K'yı nasıl buluyorduk? Denklemde gidiyoruz, yerine yazıyoruz. Çünkü K demek ordinat, yani Y değeri demektir, sonuçtur. Bundan dolayı 4'ün karesi eksi 8 çarpı 4 artı 11 de eksi 5 yaptı. Bu noktanın koordinatları 4'e eksi 5, D şıkkı. Bir nokta denklemi sağlar. X yerine 2'yi, Y yerine 11'i yazacağız. 4 artı 2M eksi 4 artı 3 eşittir 11. M arkadaşlar, bunlar gitti. 2M 8 oldu. M 4 yaptı. D şıkkı. Aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Bakın, köklerden bir tanesi eksi 2. Köklerden biri 4. Bu y eksenini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'de, yani 0'a eksi 8 noktasında kesiyor. Şimdi hemen şıklardan gitme mantığıyla şunu yapabilirsiniz. X'e 0 verdiğinizde y'si eksi 8 olmayan bu A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı, D şıkkı elenir arkadaşlar. Cevap C mi, E mi? Nasıl anlayacaksınız? Tepe noktasının apsisine bakacaksın. Tepe noktasının apsisi de gördüğünüz gibi 1'e 0. Zaten 4 eksi 2 bölü 2. Kökler toplamının yarısı da tepe noktasıdır. Hemen sadece R eşittir eksi B bölü 2A diye düşünmeyin, tamam mı? Böylece burası arkadaşlar 1'e eksi 9 noktası. Gerçekten tepe noktasının apsisi 1 olan nokta hangisi? C'deki denklem. Gördüğünüz gibi grafik önünüzde ise zaten şıklarda arkadaşlar önümüzde olduğu için bunlarda şıklardan gitmek mantıklı. Yoksa başka sorularda da zaten denklem kurmayı göstereceğim. Bir fonksiyonun alabileceği en küçük değer eğer ikinci dereceden denklemse parabol olduğundan dolayı tepe noktası soruluyordur bize. Ordinatı soruluyordur. Değer dediyse y değeri, sonuç. R'yi buluyoruz. Eksi b bölü 2a'dan 3. Hemen yerine yazıyoruz. F3 eşittir 9 eksi 18 artı 2 eksi 7 oldu arkadaşlar. B şıkkı. İki nokta arasındaki uzaklık formülünü bilmeniz gerekiyor. Hemen kenarda hatırlatayım ama bu formülleri bilmek için lütfen analitik çalışın arkadaşlar. X1 eksi x2'nin karesi artı y1 eksi y2'nin parantez karesinin karekökü iki nokta arasındaki uzaklıktır. O zaman ne yapacağız? Birinci noktayı bulacağız. Tepe noktasının apsisi eksi b bölü 2a'dan 2. Şimdi yerine yazarsak 4 eksi 8 artı 9 13 eksi 8'den 5 oldu. Buranın tepe noktasını nasıl buluyoruz? Eğer bir parabol denklemi A x eksi r'nin karesi artı k şeklinde ise r tepe noktasının apsisi k'da ordinatıdır. Bakın burada eksi eksi 2'den tepe noktasının apsisi eksi 2 olacak. Aman oraya dikkat, eksi r çünkü. Sonra burada direkt k ordinattır. Eksi 2'ye 2. Yerine yazmakla falan filan uğraşmadık. İki nokta arasındaki uzaklıkta arkadaşlar x2 eksi x1'in karesi 4'ün karesi. y2 eksi y1'in karesi 3'ün karesi. Bunun parantez karesinin karekökü de 5 olmuş oldu. D şıkkı. Şimdi arkadaşlar tableti düşürmüş ve parabolün tamamı görünmüyor. O zaman bir kere şunu görmeniz gerekiyor. Bu parabol bir şekilde x eksenini demek ki iki noktada kesiyor ve y eksenini de negatif tarafta kesiyor. O yüzden x'e 0 verdiğiniz zaman y'si pozitif olamaz. Üçüncüsü gitti. 1 ve 2, evet, y'ye bakarsanız 0 verdiğinizde eksi 2 ve eksi 3 oluyor. İkinci durumda bunlar iki farklı noktada kestiği için aslında parabolün bir ikinci derece denklem olduğunu, yani delta'nın sıfırdan büyük olması gerektiğini unutmayın. 16 artı 4, 8, tamam, problem yok. Buraya geldiğimiz zaman 1 artı 12 yine problem yok gibi görünüyor arkadaşlar. Özel olarak tepe noktasının yeriyle alakalı bir şey diyemeyeceğiz çünkü parabolün nasıl kestiğini göremiyoruz arkadaşlar. Yani tepe noktası ile ilgili yorum yapmayacağız. Sadece bu şekilde köklere yorum yapmamız yeterlidir. 1-2 oldu. D şıkkı. Parabol arkadaşlar aynı zamanda ikinci derece denklem, ikinci derece fonksiyonu olduğu için aslında bunun kökler toplamı zaten bildiğiniz kökler toplamı olan eksi b bölü a'ya eşit olacak. Haliyle eksi b bölü a 24 bölü 3 8 olmuş oluyor. E şıkkı. Grafiğin kolları aşağı doğruysa arkadaşlar burada direkt temel bilgimiz vardı. Bunu bilmek gerekiyor. Baş katsayı negatif olmak zorunda. Bu yüzden burada kolları aşağı doğru dediği için 4 eksi m küçüktür 0 olmalı. M 4'ten büyük olmalı. Bu bir. Y eksenin negatif tarafta kesiyormuş arkadaşlar.
y eksenini negatif tarafta kestiğinde de x'e 0 verdiğimiz zaman m eksi 8'in 0'dan küçük olması lazım. Şöyle bir parabol gibi düşünün bakın. Görüyor musunuz? Haliyle hakikaten kollar aşağı doğru y eksenini negatif tarafta kesti. Böylece m 8'den de küçük olmalı. 4'ten büyük, 8'den küçük kaç sayımız var? 3 tane. 5, 6, 7. Bir parabol arkadaşlar şöyle bir durumu vardı. Eğer iki tane noktanın ordinatları aynıysa bunlar nereye göre simetrikti? Tepe noktasına göre simetrikti. Bunu niye söyledim? Şimdi bu parabolde böyle top yükseldi, indiği yer yine ordinatı aynı olan yer. Haliyle arkadaşlar tepe noktası bunun 18 bölü 5 verilmiş ya. Burada 1'de duran yer aslında sol tarafta x ekseninde eksi 1'e karşılık geliyor. Haliyle şu indiği yerde yeni noktanın ona a diyelim. A eksi 1 bölü 2'nin 18 bölü 5 olmasını sağlayacak. Çünkü bunlar simetri eksenine göre simetrik iki noktadır ordinatları aynı olduğu için. Böylece bu 3.6 öbür tarafa atarsak 7.2, 8.2 olacak. Ama bu normal koordinatı arkadaşlar bunun. 8.2 apsisi. Ancak bunun başlangıç noktası bakın 2'den başlıyor. Haliyle 8.2'ye 2 ekleyeceksiniz. 10.2 olmuş. Bunu hemen düzelteyim. E şıkkı falan diyeyim böyle. Çünkü sizin belki baskınızda düzelmiş olabilir bu sıkıntı. Bendeki baskıda bu hatalı duruş devam ediyor arkadaşlar. O yüzden hatalı duruş devam ediyor ne demekse. Cevap hatalı yani. 10.2 olarak olacak arkadaşlar. Düzeltmiş olayım. Grafik x eksenine teğet ise bu arkadaşlar çift katlı kök olduğunu söyler. Şöyle bir grafik gibi düşünün bakın. Haliyle veya böyle fark etmez. Bu delta'nın sıfıra eşit olduğunu söyler bize. Böylece a eksi 2'nin karesi eksi 4 çarpı a eksi 2 çarpı 1 eşittir 0 olmalı. Böylece a eksi 2'nin karesi eşittir 4 tane a eksi 2. 1 a 2 olabilir. Direkt her taraf 0 olur böylece. 2 sadeleştirirsek a eksi 2 4'e eşit olur. A buradan 6 olur. Alacağı değerler toplamda 8 gelir. D şıkkı. Bunu size şöyle yorumlayarak göstereyim arkadaşlar. Bakın temsili bir parabol. Tepe noktası sonuç olarak burada gördüğünüz gibi eksi x kare olduğu için kolları aşağı doğru. 2'ye 3 noktası da bu parabolün iç bölgesindeymiş. O zaman normalde biz bunun apsisine 2 verdiğimiz zaman eğer üzerinde bir nokta olsaydı bakın 3'ten daha büyük olacakmış. Bu bize şunu anlatıyor. X yerine 2 yazdığımızda aslında 3'ten daha büyükmüş bu parabolün üzerindeki 2 noktasının ordinatı. Şöyle bir 2'ye y noktası. Haliyle bakın büyüktür 3 dedim. Bundan dolayı 2m öbür tarafa atarsak 5, m büyüktür 2,5, m en az 3 olur E şıkkı. Tepe noktaları y ekseni üzerinde diye söylemiş. Demek ki arkadaşlar orada hemen neyi göz önünde bulunduracağız? Tepe noktası y ekseninde demek. Tepe noktasının apsisi gördüğünüz gibi 0 demek. Yani burada eksi b bölü 2 a olduğu için 3 eksi b bölü 2 a'nın 0 olması lazım. Aslında biz tepe noktasında deriz ki x'in katsayısı 0'dır. Bu yüzden b 3 olmalı. Aynı mantıklı arkadaşlar. A da eksi 1 olmalı. Bunlar bakın olmamalı. Böylece eksi x kare artı 3 birinci parabol. Diğer parabole bakarsak y eşittir 3x kare. Eksi 3 eksi 6'dan y eşittir 3x kare eksi 9 oldu. Şimdi bunların tepe noktalarındaki uzaklık demiş. Bunun tepe noktası arkadaşlar 0'a 3 neden? Zaten y eksenini kestiği yer aynı zamanda tepe noktasının ordinatı. Yine bunun da arkadaşlar tepe noktasının ordinatı aynı zamanda y eksenini kestiği yer 0 eksi 9. 3 eksi eksi 9'dan 12 oldu tepe noktalar arasındaki uzaklık. Bakın yani burada özel olarak RK yapmanıza gerek yok. Onu da söylemiş olayım. Bu şekilde cevabımız E şıkkı olur.